NASA aya dönemiyor. Artemis 1 uzay aracını fırlatma girişimi yine başarısız oldu. Roketteki yakıt sızıntısı sorununa çözüm aranıyor. Sonraki fırlatma denemesinin ne zaman yapılacağı ise belirsiz. 50 yıl sonra yeniden dünyanın uydusu Ay'a araç yollamaya hedefleyen Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA aksilikleri aşamıyor. Artemis 1 uzay aracını fırlatma operasyonu ikinci kez iptal edildi. Artemis 1, NASA'nın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü ve karmaşık roket. Bu yüzden başarıyla ateşlenip kalkışa geçmesi daha zor. Fırlatma testinin ilkinde sensör verileri yanlış aktarılmıştı. NASA mühendisleri hızla çözüm geliştirdi. Cumartesi günü ikinci deneme için ...hazırlıklar tamamlandı. Fakat yakıt sızıntısı oldu. Sorun kısa sürede yönetilebilecek kadar basit değildi. Geri sayıma iki buçuk saat kala fırlatma iptal edildi. <laughs> Artemis bir uzay aracının ne zaman yollanacağı belirsiz. Kıdemli NASA uzmanlarına göre en az Eylül ayı sonuna kadar beklemek gerekebilir. Eğer üçüncü deneme başarılı olursa Artemis bir uzay aracı Orion kapsülünü Ay'a gönderecek. İçinde mürettebat taşımayan kapsül Ay ve çevresinde 42 gün tur atacak... Sonraki aşamada ise devreye astronotlar girecek ve 50 yıl sonra insanlar dünyanın uydusuna yeniden ayak basacak. NASA 9 ayrı Artemis görevinden sonra Mars'a insan taşımayı planlıyor. Ancak tüm bunlar ilk adıma yani Artemis 1'in görevinin başarıyla tamamlanmasına bağlı.